dönemin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Rozasu katliamının MİT yetkilileri tarafından verilen istihbarat neticesinde yapıldığını açıkça beyan etmişti. Bizzat talimatı veren Genelkurmay şüpheli listesine alınmamış, üstelik katliamın mağduru Rozasu aileler devletin zulmüne maruz kalmış, katır sırtında gencecik çocukların cenazeleri taşıyan aileler yargılanmış, haklarında dava açılmıştı. Rozasu'da yaşanan acı, Türkiye'nin iç siyaset malzemesi sorunu değil, bir insanlık ve uluslararası sorun. Rozasu ile yüzleşmeyen bir Türkiye ve uluslararası kamuoyu, demokrasi ve insan hakları sorunsalıyla karşı karşıya kalmaya devam edecektir. Rozasu'da yaşanan katliamın sorumlusu, tüm askeri ve siyasi karar vericiler cezalandırılmadıkça, geçmişle yüzleşme iddiası inandırıcı olmayacaktır. Barış ve adalet duygusunun eşit olarak bir arada yaşama hedefinin daha fazla yıpranmaması için Türkiye haklarının bu katliamlara karşı sessizliğini bozması gerekmektedir. Bizler insan hakları savunucuları olarak faillerinin yargı önüne çıkarılmadığı ve çıkarmamakta direnen hükümete karşı Rozasu katliamının 12. yıl dönümünde Rozasu'lu ailelerin yanında olduğumuzu ve katliamı asla unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı buradan bir kez daha belirtiyoruz.